Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Malatya'da dezavantajlı 3 grubun uyum ve mesleki becerilerini geliştirerek iş gücü piyasasına dahil olma ve istihdam oranlarını artırma projesinin kapanış toplantısı yapıldı. Toplantının kapanış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, projenin dezavantajlı grupların istihdama katılımını amaçladığını ifade etti. Tabii Malatya Ticaret Sanayi Odası olarak biz bu sosyal sorumluluk içerisinde bu tür projelerle Malatya'nın iş gücüne katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafında finanse edilen %95'i, %5'i de odamız tarafından karşılanan 267 bin avroluk bir projeydi. Burada amacımız 3 meslek sosyal konuda romanlar, göçerler ve yine terörden dolayı yerini yurdunu terk eden, ilimizi tercih eden kişileri yine eski kadın mahkumlara yönelik bir projeyi başlattık. Bugün de sonuna geldik. Yaklaşık 200 kişiye 8 meslek dalında eğitim verildi ve onların eğitimi neticesinde de İşkur Müdürümüz de burada yaklaşık 60 kişiyi istihdam edeceğiz. 80 kişi istihdam edeceğiz. İnşallah burada 80 kişi içerisinde 80 kişi istihdamda bir nebze Malatya Ticaret Sanayi Odası'nda katkısı olduysa biz kurum olarak kendimizi mutlu edeceğiz. Bu tür projelere yine devam edeceğiz. Malatya Ticaret Sanayi Odası'nın asli görevini Malatya'daki ticaretin sanayinin önünü açmak, altyapısını geliştirmek ve istihdamı arttırmak. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği programı dahilinde biz Malatya'da yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlarız diye ifadede bulunmuştuk 2017 yılı için. Şu anda bu rakamlara da yaklaştık. Bu da bizi ayrıca il olarak gururlandırıyor. Çünkü Türkiye'nin bölgede ciddi sıkıntıların yaşandığı bir süreçte geçtiğimizi unutmamamız ve bu sorunların üstesinde gelebilmemiz için güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Güçlü ekonomiye sahip olmak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ise projenin önemine dikkat çekti. Hakikaten günümüz Türkiye'sinde özellikle kamu ve özel sektörün ciddi manada tehlikeli hale alanlarla ihtiyaç duyduğu bir üretim sürecinde bir sanayi meselesine geçiyor Türkiye. Bu açıdan belki bu anlamda da önemli bir proje. Bir taraftan bu değişik katarlıkta dezavantajlı şeylerimizin iş gücü piyasasına dahil edilmesi, yaklaşık 200 kişiye gelir karşına meslek eğitimi verilmesi ve biraz 80 kişinin de istihdam edilmesi hakikaten ülkemiz açısından güzel bir haber. İşkur İl Müdürü Vahap ise Malatya Konfeksiyon ve Ağır Makine Sanayisi'nde çok ciddi bir eleman açığı olduğunu belirtti. Yani Malatya'da ciddi anlamda hem konfeksiyonda hem ağır makine sanayinde hem kısım sanayinde hem de tekstilde çok ciddi açık var. Bugün Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın yürütmüş olduğu projelerden kaynaklanıyor. Konfeksiyon yaşlı bakım alanında eğitim gören insanların açıkta kalacağını zannetmiyorum. Çünkü biz şu anda 6 değişik firmada 250'ye yakın bay bayan konfeksiyon bilen ve de bilmeyen basit ve rastlısı yarama talebe almış bulmaktayız. Bunu karşılamakta son derece zorluk çekiyoruz. Bu bize bir nevi can simidi oldu. Yani Malatya'daki bu konfeksiyon ağaçını kapatmakta bize yardımcı oldular. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Yani ciddi anlamda eğilmelere gerekmektedir. Tabii